Eskiden sahnenin yüzü denize doğru dönüktü. Biz de sandallara binip oradan sahneyi çok güzel seyrederdik bedavacı grup olarak. Fakat sonradan biraz akılları başlarına geldi. Sahneyi denizin kenarına koydular. Bu temaşamız da kesildi. İnsanın yaşadığı yerin kendisini bir parçasıymış gibi hissetmesi ne kadar güzel, ne kadar kuvvetlendirici bir şeydir. Adım Hatice Mualla Meseboğlu. 78 yaşındayım ve 64 senelik de bebekliyim. Ailemizde bir gelenek vardır. Doğan her yeni çocuğa Peygamberimizin sülalesinden birisinin adı verilmesi. Dolayısıyla benim annemin ve anneannemin ilk isimleri Hatice'dir. 112 senelik Beşiktaşlıyız. 1956 tarihinde Beşiktaş'tan Bebek'e taşındık. Bebek de Beşiktaş'a bağlı olduğu için ben yine kendim 112 senelik Beşiktaşlı olarak kabul ediyorum. Buraya gelişimizin sebebi annemle babam Bebek'te bir ev sahibi olmak istemişler. Geldiklerinde buranın bir bostan olduğunu ama ağaçların kesilerek parsellenip satıldığını öğrenince 1955'te 20 bin liraya bu parseli almışlar. Babam avukat, annem hakim. Bebeğe yaptırdığımız binaya bir Kurban Bayramı'nın ilk günü taşındık. Ve taşınırken ilk evvela oturacağımız daireye bir ayna, bir pirinç, bir kase pirinç, sabun, Kur'an, bayrak, tuz ve şeker sokuldu. Aynaya hep gülerek baktık ve bu evde hep gülerek vakit geçirilsin istendi. Tuz ve şekerin getirilme sebebi evde tadın ve tuzun hiç eksik olmaması. Tabii ki Kur'an dinimize göre, tabii ki milliyetimizi çok severiz bir bayrak, sabun temizlik için diye getirildiğini hatırlıyorum. Tabii ki geldiğim zaman 15 yaşlarındaydım. Ondan sonraki gençliğim ve sonrası bu yaşa kadar Bebek'te yaşadım. Bebek'te de tabii her şey gibi bir değişim oldu. Bu değişimin iyi tarafları oldu, kötü tarafları oldu. Evin bulunduğu arsanın etrafında hala içinde kesilmemiş meyve ağaçları vardı. Kayısı, incir ağaçları vardı. Ağaçların altında babamdan komşular oturur, tavla oynarlardı. Ve hatta o kadar bahçelikti ki babam burada büyüsünler diye iki tane de keçi yavrusu almıştı. Hindiler vardı. Etrafta hindiler koşturur, keçi yavruları zıplar. Bazı komşuların koyun aldığını biliyoruz. Sokakta da tavukların ve horozların gezdiği zamanı çok iyi bilirim. Arnavutköy'de iki tane bahçe sineması vardı. Gece yemekten sonra, akşam yemeklerinden sonra hep birlikte ailece veya buradan toplanarak Arnavutköy'üne bahçe sinemalarına giderdik. Yazın kıyıdan hemen bir sandal tutulup sandalla kürek çekerek denize hemen hemen her gün girerdik.
okula 22 numaralı, hiç unutmuyorum, 22 numaralı Eminönü Bebek arasında gidip gelen tramvayla giderdik. Büyük Bebek'te tramvay büyük bir kavis çizerek döner, tekrar Eminönü'ne giderdi. Bundan sonra dolmuşlar vardı Eminönü ve Taksim'e. Onlar da istirapendili denilen şoförün yanındaki sırayla en arka sırada oturulan sıra arasında bir sıra daha olurdu. Onlar da kaldırılır. Ortaya da 2 veya 3 kişi girerdi. Böylece 3, 6, 7, 8 kişilik dolmuşlar vardı. Daha sonra troleybüsler başladı. Onlara boynuzlu derdik. Dönemeçlerde boynuzları düşer, kalkar, durur. Bebek 60'ların sonunda, 70'lerin başında bir gazinolar yeri oldu. Bu gazinoların başlaması da Beyaz Rusların İstanbul'a gelmesiyle Rouge Noir diye bir yer açmışlar Bebek Park'ın olduğu yerde. Ondan sonra da bu gazino alışkanlığı devam etmiş. İşte Zeki Mürenler'in, Perihan Altındağ Sözeri'nin, meşhur insanların sahneye çıktıkları birkaç tane gazino vardı. En önemlisi Bebek Belediye Gazinosu'ydu ki hatta benim nişanım da o gazinoda olmuştu. Eskiden sahnenin yüzü denize doğru dönüktü. Biz de sandallara binip oradan sahneyi çok güzel seyrederdik bedavacı grup olarak. Fakat sonradan biraz akılları başlarına geldi. Sahneyi denizin kenarına koydular. Bu temaşamız da kesildi. Bebek sırtları bomboştu. Yukarıda bir domuz çiftliği vardı ama onun etrafında büyük bir piknik alanı vardı. Oraya pikniğe giderdik. Uçurtma uçururduk. Çok iyi hatırlıyorum. Uçurtma uçururduk. Vapurla Küçük Su'ya gidilip Küçük Su plajına gidilirdi. Bebek'te özellikle Rum dini azınlıklar çok vardı. Geldiğimiz sene onların bayramlarını da biz kutlardık. Bizim dini bayramlarımızda onlar kutlardı. Bebek'te yaşamın Hristiyanlıktan önce başladığı söyleniyor. Bizans zamanında bir Rum balıkçı köyüymüş Galata'ya bağlı olarak. Daha sonra Osmanlı devrinde 3. Ahmet saltanatı sırasında 1700'lerin başı 30'lara kadar onun fermanıyla Bebek'te bir Hümayunü Abad kasrı yapılmış. Etrafında bir cami, bir hamam. Dolayısıyla yerleşim böylece Osmanlı devrinde başlamış. Padişahın böyle bir saray yaptırması üzerinde devlet vezirleri ve devlet erkanı, o zaman erkanı burada yalılar ve konaklar yaptırılmasıyla başlamış ve dolayısıyla Bebek'te bir elit yaşam tabakası oluşmuş. Daha sonra Osmanlı'nın son devirlerinde ve Cumhuriyet'in ilk devrinde de daha çok yabancıların, konsoloslukların, yazarların, çizerlerin, sanatkarların diyelim yerleştiği bir bölge olmuş. Tarihine ve bu sürece baktığımız zaman Bebek'i halen bir tipik Boğaziçi köyü olarak da ben tanımlayabilirim. Bir Boğaziçi köyünün olmazsa olmaz ögelerinden hemen hemen hepsini Bebek kendisinde barındırır. Bunlardan tabii ki bir koyu, bir yalı boyu, bir korusu, ipar korusu, bir cami, ufak bir kayalar, kıyıda bir kayalar mescidi, kıyıda bir balıkçı barınağı, bir Rum Ortodoks kilisesi, bir Rum Ortodoks ayazması, bir ufak kabristanı, İstanbul'da ayakta kalan en büyük ahşap konak, Kavafyan Konağı, Lütfü Bey Çeşmesi, büyük bir ulu çınar altındaki bir kahvesi, bir parkı. Dolayısıyla bir Boğaz köyünün olmazsa olmazlarını
halen barındıran bir semttir. Şimdi ne yazık ki hepimizin çok sık söylediği bir söz vardır. Bu yaşam telaşı içinde, geçtiğimiz hafta nasıl geçti bilemiyorum. Bu telaş içinde gençlerimizin, yetişkinlerimizin semtinin kokusunu, rengini, sesini fark etmeden bir koşuşturma içindeyiz. Böyle bir koşuşturma olduğu için gençlerimizle, özellikle çocuklar ve gençler arasında, semtle arasında bir gönül bağı kurulamıyor. Oysa insanın yaşadığı yeri kendisinin bir parçasıymış gibi hissetmesi ne kadar güzel, ne kadar kuvvetlendirici bir şeydir. Bebekten ayrılmış bir yaşlı ahbabımla konuşurken demişti ki, sabah kahvaltımı ederken bebek sırtlarından toplanmış sepet sepet aşağıya taşınan çileklerin vapur iskelesine doğru koşturulurken, hızlı hızlı gidilirken taşıdıkları çilek kokusu hala burnumdadır. Ve ne zaman bebeği hatırlasam bu koku burnumda buram buram tüter demişti. Betonlaşma ile birlikte kamu bebeği burası iskan bölgesi, burası iş yeri diye bir ayrıma tabi tutmadığı için mekanlar çoğalmaya başladı. Yani eskiden benim gençliğimde insanlar memuriyetten ayrıldığı zaman aldıkları emeklilik ikramiyesiyle bir daire sahibi olabilirlerdi. Ve Bebek'teki bütün komşularımızın %80'i, %90'ı yabancılar korularda otururlardı. Bu kimselerden oluşmuştu. Ama tabii ki rant çoğalınca bu oturanların mühim bir kısmı evlerini satıp veya oturdukları daireleri dükkana çevirip Bebek'ten ayrıldılar. Bir de tabii benim gençliğimde dini azınlıklar çok vardı. Onlar da şu veya bu sebepten sosyolojik veya politik sebeplerden dolayı Bebek'ten ayrıldılar. Dolayısıyla Bebek halkı da çok değişti. Halkı da değişti. Tabiatı da çok değişti. Toprak olmadığı için. Toprakla birlikte tabii ki bitki örtüsü çok azaldı. Çünkü bahçeler, bostanlar, korular vardı. Korular da bir beton yığınına döndü. Hayvanlar azaldı. Balıkçılık bitti. Bizim sokağın sonunda Bülbül Deresi diye bilinen bir yer vardı. Yabancılar teyp zamanında oralara geceleri kordonlarını döşeyip daha sahilden sabah olurken bülbüllerin şakılmasını kayda alırlardı. Ne ağaç kaldı, ne ağaca konacak bülbüller kaldı. Evet, burada geçirdiğim veya burnumda tüten bir kokuyu da size anlatmak isterim. Ama bu benim bir kabahatimdi, bu bir ayıbımdı. Bir gün tramvayla gelirken Bebek bahçesinin orada bir arabalı köftecinin oluştuğunu gördüm. Bir durak önce ineyim, bu ekmek içi köfteyi alayım ve yiyeyim. İndim, aldım ve bizim sokağın köşesine gelmeden de bitirmek için uğraştım. Çünkü bana sokakta yemek yemenin ayıp olduğu öğretilmişti. Köşe başına gelmeden de ekmek içi köftemi bitirdim. Ertesi günü annem beni kapıda "Sen bunu da mı yapacaktın?" diyerek açtı ve beni azarladı. "Ne oldu anne?" dedim. "Hakim hanımın kızı sokakta ağzını aça aça kocaman köfteli ekmek yiyor diye eve haber geldi." Bu o zamanlar sokakta yenilmesi ayıp bir şeydi,
köfte kokusu hala burnumdadır. Ama şimdi bakıyorum ki sokaklarda geçince orada burada kahvelerin önünde bardaklarda patates kızartması tabağa boşaltılıyor. Patates kızartmaları elle yeniyor. Ondan sonra da şöyle filan yapılıp kalkılıyor. Ayıplar bile değişti. Bu köfte kokusunu hiç unutmuyorum. Balıkçılıkla denizin kirlenmesiyle birlikte tabii ki balıkçılık da bitti. Geldiğimiz senelerde dalyan kurulur, ağlar atılır ve müthiş balıklar çekilirdi. Şimdi ancak oltayla bile zor tutuluyor. Hatta bir de lüfer zamanı denizin üstü fener alayına dönerdi. Sandallarla lüfer avlanmasına çıkılırdı. Şimdi böyle iki sandal ya oluyor ya oluyor. Şimdi hep biliriz ki İstanbul'un bazı semtlerinde ve özellikle de Boğaz'ın köylerinde, köylere kendine has ağız tatları ile bilinir. Çengelköy'ün salatalığı, işte Küçüksu'nun mısırı yahut Beykoz'un cevizi gibi. Bebeğinde dünyaca meşhur diyebileceğim bebek badem ezmesi vardır. Gerçi bu tabiatın verdiği bir şey değildir ama bademden yapıldığına göre yine de bir tabiattan oluşturduğumuz güzel bir lezzettir. Aşağı yukarı 60-70 seneden beri bebek badem ezmesi bebeklerin unutamadığı bir ağız tadıdır. Soğuk günlerde bile, soğuk aylarda bile paltomu giyip, başımı bağlayıp balkonda ders çalışan, sınavlarıma balkonda ders çalışan bir insandım. Dolayısıyla bebek demek bana bir ferahlık, bir mekan genişliği hissettiriyor. Şehir içinde, şehrin merkezinde bir yerde ben mutlu yaşayamazdım.